İyi günler arkadaşlar. Yeni bir derste karşınızdayım. Bugün Java'da çıktı formatları ile ilgili konuşacağım. Çok uzun bir ders olmayacak. Çünkü bu konuyu algoritma dersleri video serimin 20.sinde çok açıklamalı olarak anlatmıştım. O yüzden burada sadece bir özet geçeceğim. O algoritma dersleri 20 videosunda printf formatlarını anlattığım videonun linkini de bu videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Daha detaylı izlemek isteyen arkadaşlar da orada daha geniş örnekler, daha çok örnekler veriyorum. Burada çok kısaca anlatacağım. Hemen sayılardan başlayayım. Integer sayılar. Integer sayı eşit 5. Tf. Printf biraz arkadaş. Printf. İki sayım olsun benim. Ve aynı sayı iki defa yazayım. Şimdi sayı yazdırıyorum bakın arkadaşlar. İki defa yazdırıyorum. Dikkat edin. Run ettim. Sayı 5, sayı 5. İkisini de yazdı. İki defa yazdı. Buradaki elen alt satıra geç anlamında arkadaşlar. Bunu kaldırayım print. İkisini birbirine yapışmış vaziyette yazacak gördüğünüz gibi. Şimdi başına bir boşluk koyarsam ayırmış olur. Bu bir anlatacağım. Ama esas benim format olarak anlatacağım println değil, printf. Printf. Bugünkü formatım printf arkadaşlar. Printf'te nasıl olacak? Printf'te buranın içerisine biz formatını yazıyoruz. Ya sayının nasıl formatı yazılacağını. İki, burada artı yerine virgül kullanıyoruz. Kelimeleri ayırırken artı yerine virgül kullanıyoruz. Eğer bir sayı yazıyorsak ve buna bir yer ayırmak istiyorsak buna d diyoruz. Ne kadar yer ayırmak istiyoruz? Üçlük yer ayırmak istiyoruz. Bakın şuraya, burada d'den sonra bir boşluk verdi. Şimdi buna bakalım nasıl edecek. Bakın şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? C'den oradan yazması lazım. Ta burada yazdı. 3 karakterlik yer ayırdı. Tam 5'in olduğu yere bakın. Kafanızı karıştırmasın. 5'in olduğu yere basın. Bunu da geldi yanına bastı bakın. Bunun için de 3 karakterlik yer ayırdı. Hiçbir şey demeseydim ne kadar büyüklüğüyse kendi büyüklüğü kadar yer ayırırdı. Sayı şöyle büyük bir sayı olsun. Bakın. Kendi büyüklüğü kadar yer ayırdı. Bir karakter yer ayır diyeyim. Gördüğünüz gibi tümüne yine yer ayırdı. Yani az yer ayırtırsanız o sığacağı kadar yer ayırır. Şimdi de bakın virgülle yazdırdım sayıyı. Büyük bir sayı var. Onu virgülle yazdırmak istiyorum. Şöyle uzun bir sayı olsun. Uyarıyor beni integer sınırını açtım diye. Long olsun. Aşmayalım sınırı. Böyle bir sayı olsun. Sonucu long olsun. Tek başına öyle bir sayı integer gördüğü için yazdırmadı. Bu şekilde bakın virgülden sonra iki kısmı yazdırdım. Biraz daha büyüteyim. Görün. Hani para yazdırırken böyle sayıların rahat okunması için long sınırını da aşmışız. Aşmayalım. Evet, integer formatları bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim double formatlarına. Double diye bir değişkenim olsun ve sayım da 3 virgül. Sayım da şöyle küsuratlı bir sayı olsun. 100 bölü 3 virgül 45. Hani öyle sırasıyla yazdım. Hata verecek. Evet, hata verdi. Gördüğünüz gibi neden? Bunu double gibi, double sayıyı integer formatında yazdırmaya kalktım. Bunu f şeklinde yazdırırım arkadaşlar. F deyince bu formatta aşağıya yazar. Gördüğünüz gibi f formatıyla yazdı. Peki bunu virgülden sonrasına bir sayı koyabilir miyim? Koyabilirim. Nokta 2 diyeyim. Virgülden sonra 2 basamak koysun. 98'i bir de yuvarlayacak 99 yapacak. Yaptı. Peki bunun virgülden öncesini sınırlandırabilir miyim? Tabii 10.2 diyeyim. 10 karakteri yer ayırsın. İkisini virgüle koysun. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya kadar toplam 10 karakter arkadaşlar. Toplam 10 karakter yaptı. Bunun ikisini virgülden sonraki kısım için, onunu da virgülden önceki kısım için ayırdı. Mesela şunu 5 yapsam bu olduğu gibi sola kayacaktır. Virgülden sonrası da 5 olacaktır. Ama şu sonu değişmeyecek yazının. Bakın sonu değişmedi. Olduğu gibi kaydı. Evet, double formatları da böyle arkadaşlar. Birden fazla formatınız varsa buraya yan yana yazarsınız. Aynısını. Ve sayıları da yine virgülle ayırırsınız. Bir başka bir şey, buraya yüzde n yazarsanız veya slash, ters slash n yazarsanız alt satıra geçer. Demin yan yana yazmıştı hatırlarsanız. Yani elendeki, CSS elendeki, şu elendeki işi yapar. Bakın şimdi alt satıra geçip alt satıra yazdıracak. Yani sayıyı alt satıya yazdırdı. Şu ikinci. İkinci kez yazdırdığımız, formatsız bir şekilde yazdırdım tabii onu. Şu n'i kaldırırsam onu getirir. Bir boşluk bırakarak yanına yazar. Evet, bunu da bu şekilde belirtmiş oldum arkadaşlar. Bir de kısaca string formatlarından bahsetmek istiyorum. Buraya bir string belirleyelim. Çok basit arkadaşlar. Bunu hemen str yapayım. Burada da s kullanıyorum arkadaşlar bunun için. Integer'daki gibi düşünün. Buraya s yazıyorum. Format olarak eğer belli bir yere ayırmak istiyorsam da 10 yazıyorum. Buraya mesela 1 yazayım veya yazmayayım. Fark etmez. Kendi büyüklüğü kadar yer ayırır arkadaşlar. Merhaba kadar yer ayırır buraya gördüğünüz gibi. 1 yazarsam da bunun aynı sonucu verir bize. Ama 10 yazarsam sağa dayalı bir şekilde 10 yazarsam bakalım ne yapıyor? 10'luk yer ayırıyor ve sağa dayıyor. Evet gördük. 10'luk yer ayırdı ve sağa dayıyor. Merhaba 7 karakter. 3 de buraya boşluk verdi. Bakın C 2 nokta ders slash kadar boşluk verdi ve 20 olarak ayırdı. Bunda da yine eğer yanına da bir yazı yazmak istiyorsam şuraya yazabilirim. Gördüğünüz gibi bundan sonrasına da bir yazı yazdım. Öncesine bir yazı yazmak istersem şuraya gelirim.
Gördüğünüz gibi Ömer merhaba olarak yazdırdım. Bu şekilde de StringCap formatlarını bitirmiş oldum. Temel olarak bunlar. Tabii ki diğerleri için de yazılımları var ama çok detaya girmedim ben. Algoritma dersleri serimin 20. videosunda bunu daha detaylı açıklamıştım. O videonun linkini de alta bırakıyorum. Eğer daha detaylı izlemek isteyen arkadaşlar varsa o videoyu izleyebilirler. Ben bugünlük burada bırakıyorum. Sizlere iyi günler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.